Evet, şimdi 10. bölüm. Vergi toplama reislerinin ve memurlarının beyanındadır. Şimdi vergi toplama reisleri 304. Bu 10. bölüm memleketin idaresi için lazım olan reislerin ve valilerin ve onların yardımcılarının beyanındadır. Ey insani vücut memleketinin kerim efendisi olan ruh, seni halife kılmış olan Allah Teala sana bahşetmiş olduğu kuvveti ve sultanı senin üzerinde muhafaza etsin. Bilesin ki muhakkak Allah Teala mevcutların bazısı üzerine yükseltti ve üstün kıldı. Derecelenme var. Aynı değil, müsavi değil hiçbir şey. Alemde derecelenme var. Ve onları reis ile reisliği altındakiler ve mülk sahibi ile onun mülkü olanlar, yani tabi olanlar ve tabi olanlar sınıflarıyla ayırdı. Mertebe mertebe. Çünkü izafi vücutlar aleminde var olmuş olan her bir şey isimlere ait görünme yerlerinden birisidir. İsimlere ait görünme yerinden birisidir. Bütün izafi vücutlarda var olan her şey. Ve ilahi isimler arasında karşılıklı olma ve farklı olma vardır. Zıtlıklar da var, farklılıklar var. İsimlerden bazıları bazı isimlerin reisi ve imamı olup kendilerine tabi olan isimlerin tabi olmanıdır. Bazı isimler. Ve bu hakikate işareten Kur'an-ı Kerim'de şöyle geçer. Bakara 253. İşte biz o Resullerden bir kısmını diğerlerinin üzerine üstün kıldık. İsra 55. Andolsun ki bazı nebileri bazılarına üstün kıldık. Buyurulur. İşte bu esasa dayanarak insani vücuttaki kuvvetlerden ve azalardan bazıları bazılarına hakimdir. İşte vücudumuzdaki bazı azalar da bazı azalar üzerinde hüküm sahibidir. Bazıları diğerlerine tabidir. Ve ruh onların hepsinin reisi ve imamıdır. Ve onun idaresi altında olanlar ve tabiler iki çeşittir. Birisi köy, diğeri şehirdir. Böyle misal vermiş, anlatmış. Köyler ve şehirler nasıl gibi ülkede de nasıl bir şehir var? Sultanın oturduğu bir şehir var, tahtının olduğu yer. Bir de köyler var idaresindeki, memleketindeki. Vücutta da aynı şekilde köy ve şehir diye ayırıyor. Yukarıdaki şehirlerde izah edildiği üzere köy, zahir duyular ile aza ve organlardır. Köy diye kastettiği zahir duyular ve aza ve organlar. Ve şehir batın kuvvetlerdir. Batıni kuvvetler, içten gelen. Zahir olmayan.